İlk andan itibaren Osmaniye'de Kadir Osmaniye şubemiz, şube başkanımız, yönetim kurulu, kadın kolları, bütün ekipleri gecenin o saatinde hemen bir araya geldiler ve yapması gereken, alması gereken tavırları aldılar. Ankara'yla iletişime geçerek ilk faaliyetleri başlamış oldular. Ve daha sonra da artık sular durulmaya, çadır kentler kurulmaya başladıktan sonra şu ana kadar aşağı yukarı 4 milyona yakın, 3 milyon 800 küsur bin kişi öğün yemek verilmiş Osmaniye sınırları içinde. Bu arada insanların en çok ihtiyaç duyduğu, ilk zamanlar özellikle banyo falan olmadığı için, temizlenme işleri olmadığı için çadırlarda sık sık çamaşır değiştirmeleri gerekiyor. Bu yüzden bizim birçok ilimizde var olan butik mağazalarımız var. Bunlardan bir tanesi hemen burada kurdular ve sistemli bir şekilde kadın kollarımızın kontrolünde bu sistemi çalıştırıyorlar. Sistemimiz çok iyi. Geliyor insanlar, burada çadırlarda kalan insanlar çamaşır ihtiyacını, ayakkabı, üst baş ve acil özellikle bebe mamaları ve bir takım gıda maddelerinde ihtiyacı olanları alıyorlar. Ama Kızılay'da sistem oturduğu için bunlar bir kayıt çerçevesinde yapılıyor. Geliyorlar, kayıtlarını oluyorlar. Eğer yakın bir zamanda almışlarsa bir başkasının hakkına girmemek için sistem otomatikman onu dışarıda bırakıyor. Diyor ki siz işte 3 gün önce falanca zamanda almışsınız diyor. İnşallah bundan sonra bu tür afetleri bir daha yaşamayız. Gönlümüz bunu arzu etmiyor. Ama Kızılay olarak biz her zaman olduğu gibi bugün de alan el ile veren el arasında köprü olmaya devam ettik ve devam etmeye de devam edeceğiz. Bugün Osmaniye'deyiz, yarın başka bir yerdeyiz ama iyi günlerde de insanlarımızla birlikte olacağız. Hemen çadırımızın dışında da psikososyal destek merkezlerimiz var. Çocuklarımız da orada hem afetin vermiş olduğu zararlardan ciddi şekilde psikolojik olarak oyunlarla, eğlencelerle teskin edilmeye çalışıyor. Kızılay olarak görevlerimizi devam ettirmeye çalışacağız inşallah. Burada hep hızlı ulaşıyoruz. Maaş olarak böyle büyük şişelerde geldi. Biz de herkese ulaştırmak için hem de içtiğimiz suları, şişelerini değerlendirmek için böyle bir çözüm bulduk. Her çadıra evet bu şekilde veriyoruz. Osmaniye kadın kollarına teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Başkanım teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.